Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Öztürk. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Şöyle elimde efsane bir paket var. 11.11'den AliExpress'ten abartarak oyuncu dizüstü bilgisayar aldım. Efsane sistem, efsane özellik, efsane fiyata geldi. Şimdi gelin bu paketi açalım arkadaşlar. Ama şunu önceden söyleyeyim, sipariş yurt dışına. Şimdi gelin bu deli paketi açalım arkadaşlar. Ben de gerçekten çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar, paket burada. Pakette herhangi bir hasar görükmüyor. Şöyle paketin 4 kilo olduğu belirtilmiş. Kargo Fransa'ya, İspanya'dan geldi bu. İspanya'daydı yani bunun deposu. Bildiğiniz gibi artık AliExpress Avrupa'dan kargo yapıyor. Yani aldığınız ürüne, satıcıya bağlı olarak ürünler artık Avrupa ülkesinden gönderilebiliyor. Şimdi şöyle ürünü açalım birlikte. Ben de gerçekten şu anda çok heyecanlıyım. Bir tane havalı koruma poşeti göndermişler. Evet. İlk paketimizi çıkardık. O içinden bir sürü klavye şeyi çıktı. Şöyle klavye stikerları. Bunlar klavyeye yapıştırmak için. Tam 3 tane göndermiş satıcı. Ve bilgisayar markası burada yazıyor. Tam 3 tane göndermiş. Buna harici bir şey ödemedim. Bunlar içinde geldi. Onları kenara aldıktan sonra esas paket burada. Markası bu şekilde. Maşenik, makenik nasıl okunuyor bilmiyorum. Maşinike diye de okunabilir. Intel Core i7-10750H 6 çekirdek 12 TiHz işlemci var. 2.6 GHz'den 5 GHz'e kadar yükselebilen güçlü bir işlemciye sahip. 16 GB RAM ve GTX 1650 ekran kartı var. Şimdi bunun fiyatını da söyleyeceğim. Önce şu paketi açalım. İşlemci yönünde çok güçlü. Ekran kartı her oyunu oynayabilirsiniz ama en güçlü bir ekran kartı değil. Benim için yeterli. Çok fazla oyun oynayan birisi değilim. Sadece belli başlı birkaç oyun oynuyorum. Ama bütün oyunları açabilecek kapasitede ekran kartı. RAM'i de gayet yeterli. Bu bilgisayarın hakkı olan 16 GB RAM'e sahip. Ve yanılmıyorsam 512 GB'da SSD olması gerekiyor. Şöyle bu paketin içinde bir şey yok. İkinci paketi de çıkardıktan sonra artık bilgisayarımıza buradan ulaşabiliriz. 15 inç bir bilgisayar. Şurada markası var. Burada logosu var. Yorumlar çok iyiydi. Epeydir takipteydim bu ürünü. Yorumlar çok güzeldi. Gerçekten efsane bir fiyat. Efsane bir sistem. Burada bir şey daha bizi karşıladı. Sanırım şunlar şey vidasına benziyor. SSD taktığımız vidalara benziyor gibi. Burada bir tane kitapçığı var. Burada bir de yanılmıyorsam hafıza kartı var. Çok ilginç. Burada bir tane hafıza kartı çıktı sanırım.
Sanırım burada bir tane hafıza kartı var. Ne işe yarayacak bilmiyorum. İçinde ne var bilmiyorum. Şöyle içinde kitapçıklar var. Garanti kartı diyor. Gaming notebook. Hep Çince yazıyor. Neyse zaten bunlar. İçinde bir tane daha bir şey var. Şunlar neymiş? Şunlara bir göz atalım. Çünkü ilginç şeyler var. Gaming notebook. Bu da bunu İngilizce diye tahmin ettim ama bu da Çinceymiş tamamen. Dünya pazarına çıktılar. Dünyaya iş gönderiyorlar. Dünyaya mal gönderiyorlar ama hala şu dil konusunda çok ısrarlı bir şekilde Çince'de devam ediyorlar. Biz de gün geçtikçe Çin'den ürün almayı çoğaltıyoruz. Böyle bir şey çıktı. Bunları kenara alıyoruz. Çünkü esas olay ileride yatıyor. Şu hafıza kartındakini çok merak ediyorum. İçinde ne var? Acaba yazılım mı var? Acaba Windows mu var? Bilmiyorum. İçinde yine sanırım adaptör var. Koruyucu şey var. Burada güç adaptörü, kablosu, bataryası çıktı. İki tane mi bataryası var? Pardon, no. Şu batarya, şu adaptör. Bunlar bu şekilde. Bunu da Çince yapmışlar. Çin şey yapmışlar. Arkadaşlar bu nedir ya? Avrupa'ya ürün gönderiyorsunuz. Bu nedir ya? Adaptörle kullanmayı sevmiyorum açıkçası. Evet, kutuda başka bir şey yok. Sadece koruyucu köpük var. Şimdi olay burada arkadaşlar. Şunu alta koyalım. Olay burada arkadaşlar. Intel Core i7 10750H 6 çekirdek 12 tiyat işlemcisi var. GTX 1650 ekran kartı var. Windows 10 16 GB'lı bir sistem. Bunun fiyatı yaklaşık 760 Euro gibi bir fiyata geldi bana AliExpress'ten. Bu sadece paket açılımı. İleriki günlerde belki bunun incelemesini yapabiliriz. 15 inç bir ekrana sahip. QWERTY klavye. Buraları LED'liymiş. LED yanıyor buralarda normalde. Şurada markası yazıyor işte ne? Makinik artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Ama yorumlar çok iyiydi. Epeydir takipteydim bu ürünü. Şimdi şunu şöyle elimize aldıktan sonra bir kontrol edelim. Nasıl bir şey? Burası tamamen plastik. Burası da plastik ama öyle dandik, kalitesiz plastik değil. Şöyle burada neler var? Burada bir tane hava çıkışı var. İki tane USB çıkışı var. İki tane de mikrofon ve jack çıkışı var. Altı havalandırması bu şekilde. Gayet delikleri açık. Burada da yine hava çıkışı, hafıza kart girişi, Type-C ve yine USB girişi var. Arkasında da Ethernet girişi, yanındaki HDMI girişi sanırım. Yanında yine güç girişi. İki tane de soğutma var. Güzelmiş. Hem iki tane yanda, iki tane de arka
fanları var. Altta da var. Soğutma sistemi iyi gibi görünüyor. Burada bir tane batarya yuvası var. Şimdi bataryasını takıp güç tuşuna bakalım. Basalım. Bakalım neler karşılayacak bizi. Bu bataryalar eski tür batarya değil mi? Eski tür batarya türleri bunlar. Yani benim Asus böyle değildi. İçindeydi. Sanırım yerine girdi. Şöyle güç girişlerini de bağlayalım. Güç adaptörü gayet küçük, iyi. Benim Asus'tan daha küçük. Daha da küçük olabilir miydi? Olabilirdi. Windows açıldı bile. Intel Core i7-10750H işlemcisi 16 GB RAM. Harici ekran kartına bakalım. GTX 1650. Bu şekilde, bu detaylı bir inceleme değil. Sadece sistem. Burada başlat kısmında klavye ayarları var. Bakalım neler karşılayacak bizi. Bunu sanırım istediğimiz rengi ayarlayabiliyoruz diye biliyorum. Evet, bu şekilde. Bu klavyeyi istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Windows yüklü fakat orijinal değil. Windows orijinal değil. Buna güzel bir format atıp, temiz bir format atıp orijinal Windows yapacağım. Güncellemeler yapacağım. Şu anda belki tam gerekli performans, gerekli ayarında değildir. Temiz bir format atıp Windows 10 yükleyeceğim. Orijinal. İçerisinde 512 GB M.2 SSD var. 512 GB belki haricen hard disk yuvası vardır. Elimde zaten bir tane hard disk mevcut. Eğer hard disk, haricen hard disk yuvası varsa bir tane hard disk takacağım. Yoksa bu SSD'yi yükselteceğim. Çünkü 512 GB artık yetmeyecek. Burada fan ayarları da varmış. Ben de yeni gördüm. Şu anda bilgisayarda hiç ses yok. Yani neredeyse tık yok. Çünkü herhangi bir şey çalışmıyor zaten. Bu da böyle bir şey işte. İşlemcili ekran kartının devirlerini gösteriyor fanlar. Şu anda hiçbir yüklenme olmadığı için gayet sakin ve durgun. Evet arkadaşlar, bilgisayar bu şekilde. Bugün de AliExpress'ten 1111'den almış olduğum oyuncu dizüstü bilgisayarın paket açılımı yaptık. Belki ileriki günlerde bunun detaylı incelemesine, oyun performansına, işlemci performansına detaylı bir şekilde bakarız. AliExpress'ten dizüstü bilgisayar aldık. Sonunda bunu da yaptık. Alınır mı? Alınır. Niye alınmasın? Bu şekilde arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.